Joomla kurulumunun ilk aşaması yapılandırma ayarlarıdır. Şimdi bu yapılandırma ayarları ekranında sırasıyla ne gibi işlemler yapabileceğimizi görelim. İlk seçimimiz dil seçimi olacaktır. Varsayılan olarak Türkçe seçeneği gelmektedir. Eğer başka bir dilde yükleme yapmak istiyorsanız, açılan menüden dilediğiniz dili seçebilirsiniz. Alt kısımda ise ana yapılandırmalar yer almaktadır. Burada site ismini mutlaka girmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir yıldız işareti, yani zorunlu alan şeklinde bir metin kutusu bulunuyor. Buraya sitem için bir isim giriyorum. Bu isim yukarıda da görmüş olduğunuz gibi Joomla ünlem web kurucusu şeklinde bir title alanında sitemizin ismini görüntüleyecektir. Görmüş olduğunuz gibi Joomla VS Akademi şeklinde bir site ismi girdim. Bu isim tarayıcıda şu alanda görünecektir. Bir alt kısımda ise sitenin açıklaması yer almaktadır. Burada en fazla 20 kelime olacak şekilde bir tanım yapmamız gerekiyor. Eğer daha fazla bir kelime girerseniz bu kelimeler çok olduğu için arama motorları tarafından uygun görülmeyecektir. Buraya siteyi tanımlayacak bir metin giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tanımlama yaptım. Siz dilerseniz daha değişik şekilde bir tanımlama da yapabilirsiniz. Hemen yan kısmında ise e-posta alanı yer almaktadır. Burada site yöneticisinin e-posta adresi girilmek zorundadır. Buraya kendi e-posta adresimi giriyorum. Tabii siz de dilerseniz daha önceki derslerde görmüş olduğumuz gibi demevsakademi.com şeklinde kendi domainimizle almış olduğumuz e-posta adresini de yazabilirsiniz. Bir alt kısımda ise burada en önemli olan kısım yönetici kullanıcı adıdır. Burada varsayılan olarak domainimizle ilişkili bir isim tanımlanmış. Bunu bu şekilde bırakıyoruz, ancak siz bunu silip başka bir isimde girebilirsiniz. Tabi gireceğiniz isimlerde Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Onun altında ise Joomla yönetim paneline giriş yapabilmeniz için gerekli olan şifre tanımlanmaktadır. Burada yine varsayılan olarak bir şifre tanımlanmış ama bunu göremiyoruz. Bunu silip kendimiz daha değişik bir şifre yazabiliriz. Şifrenizi yazarken güçlü bir şifre yazmaya özen gösterin. Çünkü sitenize bir saldırı yapıldığında eğer tahmin edilmesi kolay bir şifre ise siteniz rahatlıkla ele geçirilebilir. Evet, burada kendi şifremi girdim. Şifreyi göremediğim için bunun doğru olarak yazdığımdan emin olmak için alt tarafta yer alan doğrulama kutucuğuna da aynı şifreyi tekrar yazıyorum. En alt kısımda ise görmüş olduğunuz gibi site çevrim dışı şeklinde bir seçenek bulunmaktadır. Burada hayır seçeneği aktiftir. Bunun anlamı da biz sitemizi tasarlarken başka kişilerin de sitemize giriş yapıp yapamayacağı ile ilgilidir. Eğer siteniz tamamen bitmeden kimsenin girmesini istemiyorsanız burada çevrim dışı opsiyonunu evet butonuna tıklayarak aktif etmeniz gerekmektedir. Ancak ben şu an işlemler yapacağım için hayır opsiyonuyla işlemime devam ediyorum. Bilgilerimi doğru girdikten sonra üst kısımda yer alan sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki işleme geçebilirim.